Dünya genelinde D vitamini eksikliği oranları bölgelere göre değişmekle birlikte %30 ila %90 arasında görülüyor. Ülkemizde de D vitamini eksikliğine sıkça rastlanıyor ve özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. D vitamini deride güneş ışınları yardımıyla sentezlenir. Bu yüzden halk arasında güneş vitamini olarak da bilinmektedir. Sentez için cilde direkt güneş ışını teması gereklidir. Besinlerle ise ancak çok az miktarda alınabilir. Ciltte sentezlenen ve besinlerle alınan D vitamini karaciğerde ve böbrekte değişime uğrayarak daha etkili bir forma dönüşür. D vitamini bağırsaklardan yiyeceklerle alınmış olan kalsiyum ve fosforun emilimini sağlar. Böylece kemiğin mineralizasyonunun yani sertliğinin oluşmasını sağlar. Kasların sağlığı için de gereklidir. D vitamini eksikliğinde kemiklerde zayıflık, kemik kırılganlığında artış, kaslarda zayıflık, düşme riskinde artış ve kırıklar meydana gelmektedir. Livosbutil iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Bilkan İlhan D vitamininin faydalarıyla fazla alınması durumunda oluşacak zararları şöyle anlattı. Yaşlılıkta D vitamini eksikliği kemik kırılganlığını artırıyor. Yaşlanmayla hareketliliğinin azalması Kapalı mekanlarda geçirilen sürenin uzaması, cildin D vitamini oluşturma kapasitesinin azalması, ek olarak D vitamininin besinlerle alımında yetersizlik, bağırsak emiliminde azalma ve böbrek aktivitesindeki düşüklük ileri yaşlarda D vitamini eksikliğinin daha sık görülmesine yol açıyor. İleri yaşlarda görülen D vitamini eksikliğinde kemikler yumuşar, kemik kütlesi azalır ve kemik kırılganlığı artar. Dengede bozulma ve kas gücünde azalmaya yol açtığı için düşmeler daha sık görülür ve kemiklerde özellikle de kalçada kırık oluşabilir. Ayrıca ağrı, kas krampları, özellikle elde ve bacaklarda kas kasılmaları görülür. Ağrı genellikle belden başlayıp kalça, sırt ve kaburgalara yayılabilir. D vitamini eksikliğinde yürüme ve hareket etme kabiliyeti de azalır. Hatta yapılan bazı çalışmalarda D vitamini eksikliğinin unutkanlık, depresyon, bağışıklık, kanser ve kalp damar sistemi ile ilgili hastalıklarla ilişkili olduğu da görülmüştür. Peki D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini ihtiyacının ancak %10 ila 20'si gıdalarla alınabilirken %80 ila 90'ı ise deride güneş ışığı etkisiyle sentezlenerek karşılanır. Yani birçok insan için D vitamininin temel kaynağı doğrudan temas edilen güneş ışınlarıdır. Kıyafetlerin üzerinden ya da camların arkasından alınan güneş ışınları D vitamini sentezinde etkin değildir. Kullanılan güneş kremleri de ciltte D vitamini yapımına engel olmaktadır. Gıdalardan yağlı balıklar, somon, sardalya, kılıç, uskumru, tombalı, balık yağı, yumurta sarısı, süt, tereyağı, yulaf, tatlı, patates, sıvı yağ ve karaciğer D vitamini mevcuttur. Bitkilerden maydanoz, yonca ve ısırgan otu D vitamini içerir. Günlük D vitamini gereksinimi ne kadardır? 65 yaş ve üzerindeki erişkinlerde gençlere nazaran daha yüksek vitamin D dozları önerilir. Bununla birlikte D vitamini ölçüm sonuçlarına göre ve hedeflenen D vitamini değerlerine göre Kişiye uygun doz hekim tarafından belirlenmelidir. Kemik ve kas sağlığı için beraberinde yeterli miktarda kalsiyum alınmalıdır. Kalsiyum alımı günde 1200 mg olmalıdır. Örneğin her 100 mg beyaz peynirde 169 mg kalsiyum, 100 mg kaşar peynirinde 350 mg kalsiyum, 100 mg sade az yağlı yoğurtta 183 mg kalsiyum bulunur. D vitamininin eksikliği kadar fazlası da zararlıdır. D vitamini dozlarının hekim tarafından ayarlanması önemlidir. Çünkü D vitamininin düşüklüğü gibi yüksek dozlarda alımının da zararları vardır. D vitamini zehirlenmesinde kan kalsiyum düzeyi çok yükselerek böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve diğer hayatı tehdit edici durumlara neden olabiliyor. Tedavide çoğunlukla D vitamini içeren damla, kapsül ve tabletler kullanılır. Ampul formlarındaki D vitaminleri çok yüksek dozlar içerdiğinden yalnızca kısıtlı bir hasta grubunda kullanılmakla birlikte olup yaşlı bireylerde neredeyse hiç tercih edilmez. Yaşlı bireylerde kişiye uygun dozlardaki vitamin D takviyesinin kalça ve omurga kırıklarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca düşmeleri azalttığı, kemik kuvvetlenmesine yardımcı olduğu, kas gücünü iyileştirdiği, ağrıları ve krampları azalttığı bilinmektedir. Kalp damar sistemi, unutkanlık, depresyon, kanser üzerinde olumlu etkileri de vardır. İleri yaştaki bireylerin sıcağa karşı daha savunmasız olduğunu belirten Doçent Doktor Birkan İlhan, güneşlenirken dikkat edilmesi gereken yönleri şöyle anlattı. Vücut sıcaklığındaki değişiklikleri fark edebilme ve düzeltebilme yeteneği yaşlı bireylerde azalır. Ayrıca birçok yaşlının birden fazla sayıda kronik hastalığı ve kullandığı birçok farklı ilaç vardır. İlaçların bazıları vücuttan su kaybını artırır ve böylelikle sıcaklarda vücudun susuz kalmasına neden olabilir. Bu da böbrekler başta olmak üzere birçok organı olumsuz etkiler. Dehidrasyon güneş çarpmasıyla ilgili sağlık sorunlarının en başında gelir. Bu nedenle yaşlı beslenmesinde bol bol su içmek önemlidir. Vücuttan su kaybını artırabileceği için alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır. Baş bölgesini korumak için güneş şapkaları takmak ve günün çok sıcak saatlerinde özellikle açık havada egzersiz gibi yorucu etkinliklerden kaçınılmalıdır. Havada yüksek nem olduğu zaman vücudun terleme yoluyla kendini soğurma yeteneği zorlaşır. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp atışlarının hızlanması, göğüs ağrısı, bayılma ve nefes almada güçlük sıcağa ve güneşe fazla maruziyetin göstergeleri olabilir. Bu gibi belirtiler görüldüğünde dikkatli olunmalıdır. İşte D vitamini eksikliğini gösteren 13 işaret şöyle: 1. Kas sayıflığı ve yorgunluğu D vitamini güçlü bir sinir sisteminin olmazsa olmasıdır. D vitamini eksikliği ağrıya, kas sayıflığına ve hatta kognitif yetersizliğe neden oluyor. Newskate Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yeterince D vitamini alan bir kişinin spor yaptıktan sonra kendisini daha az yorgun hissettiği belirtilmiştir. 2. Kemik ağrısı Kemik ağrısı çeken 150 kişiye yapılan testlerde %93'ünün D vitamini seviyesinin düşük olduğu görüldü. D vitamini eksikliğinde kas lifleri tam olarak çalışmadığından kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrılar meydana gelir. 3. Solunum problemleri D vitamini solunum yollarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayıp sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Çocuğunuzda astım varsa D vitamini almasını sağlamalısınız. Yapılan yeni bir araştırmada D vitamini alan çocukların astım krizi geçirme riskinin %50 daha düşük olduğu görülmüş. 4. Sıcak basması Alnınız durup dururken terliyor mu? Oda sıcaklığı normal olmasına rağmen anormal bir şekilde terliyor musunuz? Boston Üniversitesi Medical Center'da çalışan Michelle Holik'e göre Bunların hepsi D vitamini eksikliğinin belirtisiymiş. Yine eskiden doktorlar yeni bebeği olan annelere alınlarını kontrol etmelerini söylerlermiş. 5. Depresyon Yapılan bir araştırmada D vitamini eksikliğinin depresyona neden olduğu kanıtlandı. D vitamini eksikliği çeken kadınların depresyona girme riski erkeklerin iki katı oranında olduğu ifade edildi. Finlandiya'da yapılan bir araştırmada D vitamini seviyesi yüksek olanların depresyona girme riskinin %35 daha az olduğu aktarıldı. 6. Doğurganlık. Avustralya'da 2008'de yapılan bir araştırmada D vitamininin doğurganlıkta hayati önemi olduğu görüldü. 7. Kronik baş ağrısı. Sık sık başınız mı ağrıyor? D vitamini eksikliği kronik baş ağrılarına neden olabiliyor. Finlandiya'da 1984 ile 1989 yılları arasında 42 ile 60 arasında 2600 erkeğin katıldığı bir araştırma yapıldı. Erkeklerden %68'inde D vitamini eksikliği ve beraberinde kronik baş ağrısı olduğu tespit edildi. 8. Cilt Problemleri. Yapılan birçok araştırmada D vitamininin vitiligo ve sedef hastalığıyla savaştığı görüldü. Grand Mendifo'dan aktarılanlara göre 2013 yılında 16 vitiligo ve 9 sedef hastasına D vitamini takviyesi verilmiş. Takviyenin ardından hastalıklarının belirtilerinin hafiflediği görülmüş. 9. Saç dökülmesi Saçlarınız mı dökülüyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. 18 ila 45 yaşları arasında saçların dökülmesinden şikayetçi olan 80 kadının katıldığı bir çalışmada hepsinde D vitamini eksikliği tespit edildi. 10. Yorgunluk. Sık sık yoruluyor musunuz? Böyle hisseden birçok insan D vitamini eksiklikleri olduğunu bilmiyorlar. Vücudunuz enerji üretebilmek için D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini eksikliğinde günün büyük bir bölümünde yorgun hissedersiniz. Güney Avustralya Üniversitesi'nde bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada kendilerini sürekli yorgun hisseden kişiler incelendi ve D vitamini eksikliği olduğu görüldü. 11. Kemiklerde zayıflık. 30'lu yaşlara yaklaştığınızda vücudunuz kemik gelişimini durduruyor. D vitamini eksikliği bunun daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor. Kemik erimesi ve D vitamini eksikliği arasındaki ilişki üzerinde de yıllardır araştırmalar yapılıyor kalsiyum ve D vitamini takviyeleri alarak kemiklerinizin düzgün bir şekilde gelişmesini sağlayabilir ve kemik erimesinin önüne geçebilirsiniz. 12. Ruh hali değişikliği D vitamini mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin salınımında etkilidir. Siz de sık sık kendinizi kızgın hissediyor musunuz? Küçük şeyler sizi hemen rahatsız mı ediyor? D vitamini eksikliğiniz olabilir. Sefirit Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada D vitamininin anksiyete, uykusuzluk ve depresyona iyi geldiği görüldü.